Valla bunlar daha iyi günlerdir. Kötü günler daha bekliyor. Zor, çok zordur. Ne peki, diyeyim? Peki zamların... Hak ediyorlar, hak ediyorlar. Yapsınlar. Zam yapsınlar. Valla memnun değilim ben. Peki zamların arkası kesilir mi sizce? Bundan sonra yeni zamlar bizi bekler mi? Bekler. Ben bekliyorum. Çünkü alıştık artık. Zamlarla uyandık güne. Yeni gelen zamlar hakkında vatandaşın düşüncesi nelerdir? Ya biz zam artık bir sanat haline gelmiş, bir meslek haline gelmiş. Ekonomi kötü değil tabii ki. Kesinlikle kötü değil. Yani ekonomi başını almış gidiyor. Bağımsız bir şekilde gidiyor. Sadece biz bir bağımsız olamadık. Dediğim gibi zam hakkında söyleyecek hiçbir şey yok. Kim oy verirse o düşünsün, o yansın. Onun yavuklusu tutsun onun yasını. Bizim bundan sonra aklımızı başımıza almamız gerek. Yani sağcı solcu değil, bu artık insani bir savaş oldu. Yani iç savaş haline geldik artık. Bir ev içinde iki kardeş bir huzur inşa edemiyoruz bir ev içinde. Kim oy verdiyse yine dediğim gibi o düşünsün. Bizim diyebileceğimiz tek şey Şeyh Valdin Seyyah ve Besse. Molo diyemek abi Besse yani. Ne konu? Vatandaş bu gelen zamlar hakkında ne düşünüyor? Valla çok iyi oldu. Ben memnunum. Çünkü bende dolar da çok. Altın da yükseliyor zaten. Çok şükür. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya az bile bize bu. Az bile. Yani biraz daha şöyle keşke dolar 500 olsa, 1000 olsa olsun abi. Ne var yani? Millette para çok. Bak etrafa herkes dışarıda geziyor. Evde oturan yok. Para çok. Boş verin. Yeni güne zamlarla uyandık. Gelen zamlar hakkında vatandaşın düşüncesi nelerdir? Oy veren vatandaş düşünsün oğlum. Evet. Ne diyeyim? Yani bunun böyle olacağı belliydi. Yani belliydi, ne diyelim yani. Ülke sıfır. Ülkenin şeyi sıfır. Yani bunu herkes biliyor. Beşikteki çocuk bile biliyor. Peki bundan sonra zamların ardı arkası kesilir mi? Yoksa tekrardan yeni zamlar bizi bekler mi? Allah ülkemize yardım etsin yani. Bazı insanların yüzünden biz de çekiyoruz bu cezayı. Malumunuz bugün birçok ürüne zam geldi. Vatandaş bu konu hakkında ne düşünüyor? Ne diyecek? Zaten beli bükülmüş, altı ezilecek. Biz bir polimizi yatıramayız, ikinci pol istiyorlar. Zor. Bundan sonra ne olur siz? Yeni zamlar bizi bekler mi? Vallahi daha fazlası getirir, hiç merak etmeyin. Biz millet alışık, hiçbir şey diyemez. Mazura gidiyoruz, ne yapıyoruz? Yarın zam geri gidip depomuzu dolalım biz de, o depo bitecek. Daha çabuk gidiyoruz, alışmışız, sorun değil. Koru ekmek yemeye alışırız, hiç merak etmeyin. Kolay gelsin. Merhabalar. Malumunuz yeni güne zamlarla uyandık. Vatandaşın konu hakkındaki düşünceleri nelerdir? Bu ülkemizde olan şey 1,5-2 yıldan beri yaşadığımız bu olay global bir sistem. Tabii ki zorlanıyor mu? Halkımız zorlanıyor. Ama bizim milletimiz birçok zorla dayanan, kuvvet veren bir yapıya sahip. Bunu da aşacaktır. Devletine, milletine güvensin. Çalışırsak olur. Ama yaşıyor muyuz zorluk? Hep beraber yaşıyoruz. Biz çok zorlar atlattık, şimdi de atlatırız. Peki bundan sonraki süreçte bu zamların ardı arkası kesilir mi yoksa yeni gelen zamlar olacak mıdır? Olabilir ama ben şöyle görüyorum, şu andaki yeni model, yeni bir seçim yapıldı. Seçimden sonra yeni bir model getirildi. Bir mühlet vermek lazım. Şu andaki yeni kabineyi de biz olumlu görüyoruz. Ben Bursa'dan geliyorum bu arada. Siirt'i de çok beğendik. Siirt çok güzel. Demek ki bu Siirt'i biz mesela uzaktan duyduğumuzda daha varoş bir yer diye zannediyorduk ama Siirt'te bile bu kadar güzellikler varsa demek ki bu ülkede her şey güzel oluyor. Onlar da olacaktır. Biz teşekkür ederiz. Yani ne düşünebiliriz ki? Yani düşünecek bir şey yok. Yani en azından ben düşünemiyorum. Öyle söyleyeyim. Zamların ardı arkası kesilir mi yoksa yeni zamlar bizi bekleyecek mi? Bunu soracağınız kişi ben değilim yani. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaşın düşüncelerini alıyoruz çünkü. Ya biz artık düşünemeyecek duruma geldik yani, öyle söyleyeyim. Her şey çok zamlandı. Biz de çok şikayetçiyiz bu durumla. Ya yaşamaya çalışıyoruz. Sonun nereye gider? Yeni zamlar bizi bekler mi? Tabii ki de bekler yani. Her şey pahalılaştıkça ülke de biraz daha zorlaşıyor. Pahalılaşıyor her hayat şartları. Şartları sizleri zorluyor mu peki? Yani biraz zorlasa da devam ediyoruz yani. Her şey pahalılaşmaya, ya mecburuz yaşamaya. Vallahi pes diyorum. Başka şey diyemem yani. Çok aşırı geldi. Yani milletin deli büküldü. Öyle diyeyim yani. Peki bu zamların ardı arkası kesilir mi yoksa tekrardan yeni zamlar bizi bekler mi? Vallahi bence devam eder yani. Öyle görünüyor. Nereye kadar bu devam eder böyle? Vallahi siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum nereye kadar. Yani milletin elindedir. Yeni güne zamlarla uyandık malumunuz. Ekmek Siirt'te 5 lira oldu. Vallahi bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Allah başkanlar razı olsun öyleyse. Teşekkür ederim başkanım. Ekmek 5 lira olduğu için mi? 10 lira olsun cevabında. Hiç olmazsa bu Türkiye bölünmedi aynı zamanda. Ona yeter. Valla az geliyor zamlar. Biraz daha çoğalsın. Biraz daha çoğalsın.
Millet koyun gibidir. Nasıl dürsen öyle gider. Merhabalar. Yeni gelen zamlar hakkında vatandaşın düşüncesi nelerdir? Çok iyi oluyor. Çok oluyor. Çok iyi oluyor. Bugün birçok ürüne zam yapıldı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi atlanacağız bu tür şeyleri. Artık alıştık zaten bir de. Bir şey diyemeyiz ki artık. Zamların sonu gelir mi sizce? İnşallah gelir. İnşallah gelir yani. Bu hükümete güveniyoruz yani. Bugün alışveriş yapmışsınız gördüğüm kadarıyla. Pazardan geliyorsunuz herhalde. Poşetlerinizi yaklaşık ne kadara doldurdunuz veya ne kadarlık bir alışveriş yaptınız? Et aldık. Et biraz biliyorsunuz pahalıdır biraz. 500 falan tuttu. 500-600 falan tuttu. Yani 4 poşet toplam 500 TL tuttu. Evet, 500-600 lira et biraz pahalıdır biliyorsunuz. Onun için öyle biraz fazla tuttu. Malumunuz bugün yeni zamlarla güne uyandık. Bu konu hakkındaki vatandaşın düşüncesi nelerdir? Memur insanlarız. Tepkilerimiz var ama yapılacak bir şey yok. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş hepsi ölmüş. Bir şey yoktur. Ekmek 10 milyona gitmiş. Emekliye zam verecekti, yalan çıktı. Her şey yalan. Her şeyi yalan, her şeyi yalan. Bundan sonra ne olur sizce? Zamların önü kesilir mi? Olur. Türkiye'de hiçbir şey kalmıyor. Herkes açtan olur. Birçok ürüne zam geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Allah memura evi vermiyor, emekliye vermesi ayıptır. Yani adam 7 milyar alıyor, nasıl geçinecek? Yani bellik beraberlik demek, hepsine vermesi lazım. Evet. Bugün de birçok ürüne zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz özellikle? Askeri ücret ne kadar zam gelse milletin. Mesela sen işveren 10 kişi senin yanında çalışıyorsa mecburi sen de zam yapacaksın. Askeri ücret ne kadar zam gelirse her şey zam gelir. Mazota, zam, her şey zam. Allah sabır ver. Bu konu hakkında zaten AKP'dir. AKP istediğin gibi yaparlar. Her şey elindedir. İstediğin gibi yaparlar. Zaten millet sessizdir. Millet ne yürüyüşe giriyor, ne hiçbir şey yapamıyor. İstediğin gibi yapabilirler. Odur başka ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Sonunu kötü olacak. Sonunu gelmez zaten. Sonunu zaten iflas, devlet de iflas edilmiş, millet de iflas edilmiş. Peki bundan sonra yeniden zam gelir mi ürünlere? Gelecekler. Her şey yine gelir. Her şeyde yine zam gelecek. Abi malumuz güne zam haberleriyle uyandık. Vatandaşın bu konudaki düşünceleri nelerdir diye soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu gelen zamlar hakkında? Vallahi bu zamlar bence normal. Aslında hak etmişiz. Bunun bizim için bir sürpriz olmadığı ortada. Bunu AKP'ye aslında oy verenler düşünsün. Dün Siirt'te ekmek 5 TL'ye çıktı. Yani bilmiyorum artık buna ne diyecek. Ben vicdanen rahatım. Bir birey olarak gerçekten rahatım. Ama bu hale düşürenler herkes düşünmeli artık bunu. Gerçekten yani seçimden önce bazıları soruluyordu işte bu hükümet ne olacak? Bir daha kazansa ne olacak? Kimleri ya aslında her yerde böyle kriz var. Dünyanın hepsi böyle. Sadece Türkiye'de mi böyle diye söyleyenler çoktu. Hadi şimdi baksınlar. Bugün bütün vergilere zam geldi. Haberiniz var herhalde. %100 mü yine? Bir ay önce miydi? Araba vergilerine yani genel vergilerine %100 gelmişti. Şimdi tekrar %100 geldi. Merak etmeyin vallahi yarın bir tekrar %100 ama gelsin gerçekten gelsin. İnşallah yarın Siirt'te ekmek 20 TL değil 50 TL'ye çıkar. Siirt'te ekmek 50 TL'ye çıkar. Geçen bir tane hanımefendi çıkmıştı. Ya bu esnaflar niye böyle yapıyor? Esnaflara isyan ediyordu. Zaten hükümet yanlısı olduğu belliydi. Ya Allah aşkına ben şimdi gidip fırıncıya mı isyan edeyim? Ben de bir esnafım. Burada tesisatçıyım. Kim kime isyan ediyor? Hiç kimse yani onların yanlısı diyelim, böyle şerbetçisi diyelim, makarnacısı, kömürcüsü diyelim. Esnafa kendi kendini şikayet ediyor. Allah aşkına bizim burada ne suçumuz var? Hiç kimse demiyor. Yani şu hükümete oy veren özellikle ki hükümet dediğimizde de artık şahıs olmuş. Bu da bir kesin. Yani artık AKP hükümeti de kalmadı. Tayyip hükümeti kaldı. Gerçeği bu yani. Kimse birbirlerini kandırmasın. Yani esnafa şikayet ediyor. Allah esnaf niye şunu pahalı satıyor. Ekmek fırıncı niye? Fırıncı ne yapsın? Şimdi burada bir fırıncının suçu var mı Allah aşkına? Ya da bir esnafın suçu var mı? Mazotla dolar bir haftadır 10 gündür dolar yanmış başını gidiyor yine. Bir diğer adıyla çalışan yine eziliyor. Yani çalışan emek sahibi bunu istemedi. Buna bu hükümete şu an bunu yapana da oy bile vermedi.